Made in Turkey. 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 Made in Turkey podcast'inin 10. bölümüne hoş geldiniz. Bugün Doğan ile birlikte Pixar Labs'in kurucu ortaklarından olan Kemal Uğur'u ağırladık. Kendisiyle Pixar Labs bünyesinde geliştirilen Funimate ve Impresso adlı uygulamaların hikayelerini, Funimate uygulamasının nasıl 50 milyon indirilme sayısına ulaştığını, uygulama dünyası üzerine görüşlerini ve verebileceği tavsiyeleri konuştuk. Özellikle uygulama dünyası üzerine çalışmalar yapan arkadaşların bu bölümü dinlemelerini öneririm. Gayet akıcı ve bilgi dolu bir bölüm oldu. Şimdiden keyifli dinlemeler. Kemal, hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler beni ağırladığınız için. Selamlar. Biz de teşekkür ediyoruz katılımın için. Pixar Labs'e geçmeden önce Kemal Uğur'u tanıyabilir miyiz? Tabii. ODTÜ elektrik mezunuyum. Elektronik mühendisiyim. Ankaralıyım. Ankara doğma büyüme. İşte mezun olunca bir Kanada'ya gidip bir master yaptım alanımda. İşte orada bir kısa bir startup tecrübem oldu. Bir 6-7 ay kadar süren çok başarılı bir startup tecrübesi değildi. Sonra işte ondan sonra Nokia'nın böyle çok şey olduğu zamanlar 2004 işte orada bir pozisyona kabul aldım. İşte Finlandiya'ya gidip Nokia Araştırma Merkezi'nde bu video teknolojileri alanında işte Ar-Ge mühendisi olarak çalışmaya başladım. Orada bir 10 sene kadar Nokia'da çalıştıktan sonra en son işte Ar-Ge takım yöneticisiydim. Ayrılıp Türkiye'ye de kesin dönüş yapıp ortağım Oğuz Bici ile birlikte Pixar'ı kurduk. Kısaca benim şey böyle. Güzel. Tabii şimdi anladığım kadarıyla Nokia'nın Nokia olduğu zamanlarda çalışmış birisin. Evet. Nokia'yı bırakıp İstanbul'a gelme süreci, yani oradaki startup'a geçiş süreci nasıl oldu? Oradaki sancılar nasıldı ve Pixar Labs hikayesi nasıl doğdu? Tamam ya, bu bütün podcast bunu konuşabiliriz de çok hızlıca ben anlatayım. Eğer daha farklı şeyleri öğrenmek isterseniz onları daha detaylı anlatırım. Şimdi benim 2004'te şey yaptım, Nokia'ya girdim. Oraya gittiğimde böyle 2-3 sene falan kalırım gibi kafamda bir şey vardı. Hiç böyle uzun süre kalırım şey yoktu ama işte 7-8 sene sonra ben artık Türkiye'ye dönüş yapayım falan diye düşünmeye başlamıştım. İşte askerliği falan yaptım. Sonra işte ben bir yandan da doktora yapıyordum orada. Hani onu falan da bitirince tamam dedim artık şey yapayım. Fakat o sırada işte bizim yöneticimiz ayrıldı. İşte bana teklif ettiler yönetici olmak ister misin diye. Dedim bu güzel bir fırsat, hadi biraz daha şey yapalım. Fakat yani artık ben Türkiye'ye dönme isteğim şey olmadığı için ben ayrı gitmek istiyorum dedim Nokia'ya. Fakat bir sene kadar ben Türkiye'den çalıştım Nokia'da. Yani ben şey demiştim, ben memnunum. Hani her şeyden memnunum. Ama hani Türkiye'den şey yapayım. Yani büyük şirketlerde bu zor bir süreç oluyor, bu tarz değişiklikler, ama kabul etmişlerdi. Ben işte son bir sene şeyden çalıştım, Türkiye'den. İşte fakat bu işte gelgitleri olan bir şey, işte Finlandiya'ya gitmen gerekiyor falan. Ben artık şey demiştim, yani artık ayrılayım. O sırada ortağım Oğuz da, onunla biz Nokia'dan tanışmıştık. O sonra İngiltere'ye gitti. O da Türkiye'ye kesin dönüş şeyindeydi. Biz işte konuşuyorduk, birlikte bir şeyler yapalım mı falan. İşte böyle denk geldi. Ben sonra bir sene Nokia Türkiye'de çalıştıktan sonra işte bir müddet daha Finlandiya'da şey yapıp artık el sıkışıp bu Pixar şeyine başladık. O da ilk başta, yani bizim şöyle fikir ve şey nasıl çıktı onu hani şey yapayım. Biz Nokia'dayken video alanında çalışıyorduk. Yani video alanında teknoloji Ar-Ge'si diyebileceğimiz, daha spesifik de bu video sıkıştırma algoritmaları üzerineydi. Ya orada şunu görüyorduk, yani sonuçta bu mobil alanın nereye gideceğini hani en şey gören yerlerden birisi tabii. Mobil telefonların işte grafik işlemcileri, CPU'ları çok hızlı gelişiyor. Özellikle GPU dediğimiz grafik işlemcileri çok hızlı gelişiyor. Zaten bu Apple'ın announcement'larında falan hep onu vurguluyorlar, işte GPU'su işte 3 kat hızlı falan diye. Şimdi de işte yeni Neural Engine, Machine Learning kısmı çok hızlı gelişiyor. İşte kameraları çok kaliteli. Şimdi yeni cihazlarda dual kamera falan var, depth sensörü falan var. Çok ilginç şeyler yapıyorlar. İşte ekranı büyük, sürekli internete bağlı. Yani yanımızda böyle bir çok güçlü kamerası da bir şey olan bir bilgisayar taşıyorsunuz yani. Ve eskiden böyle zor olan birçok şey artık yapılabilir hale geliyor bu telefonlarda. Yani mesela bizim alanda video editör
işi eskiden yani büyük bir monitörün önüne otururdu insanlar. Hani orada yaparlardı. Hani video editör deyince şey oydu. Ve çok böyle güçlü bilgisayar falan gerekiyordu şeye. Hatta benim zamanımda böyle MPEG kartları falan vardı. Siz hatırlar mısınız bilmiyorum da. Yani böyle video işi çok böyle şey bir iş. Artık ama telefonlarda yapılabilir hale geldi. Ya biz de bu video alanında son kullanıcıya yönelik ama böyle yapması zor. Yani teknik bizim güçlü olduğumuz alan zaten teknik kısmı. Hani o teknik bilgimizi de kullanabilecek ürünler geliştirelim gibi genel bir şeyle başladık. Mesela şey aslında güzel bir örnek bu. Snapchat'in hani face filtreleri vardı diye işte eskidi de. O mesela yapması gerçekten zor bir iş yani. 3D track etmesi gerekiyor real time. İşte gölgede çalışacak, ışıkta çalışacak hiç şey. Ama böyle çocuklara veriyorsun yani oyuncak gibi. Yani hiçbir şeyi kullanım zorluğu yok. Ama arka planda çok zor şeyler yapıyor. Ya bizim tezimiz de buydu. Yani son kullanıcı için kullanması kolay, basit ama arka planında güçlü algoritmaları olan zor şeyleri çözmüş işler yapacak bir şirket kurmaktı. Hani başlangıç şeyi böyle. Funimate'i bilmeyenler için aslında Funimate'i de anlatmanı isteyeceğim. Funimate bu bahsettiğin modelde video editing uygulaması. Ama tabii detayları sen de yani Pixary Labs'in ilk ürünü mesela neden Funimate ve Funimate ne zaman kuruldu ve burada şu anki sayılarına yönelik de biz bilgiler almak istiyoruz. Çünkü Funimate internetten takip ettiğimiz kadarıyla milyonlarca download'u olan ve milyonlarca kullanıcısı olan çok başarılı bir Türk uygulaması. Ve bunun arkasındaki ekip de sizsiniz. Bunun üzerinde bilgi almayı ve dinleyicilerimizle paylaşmayı çok isteriz. Tabii. Ya Funimate'in şu anki halini anlatayım. İlk sonra da hani nasıl hani karar verdik, nasıl böyle evrildi. Yani şu tamam. An aslında bir video editör temeli ama gençler için optimize olmuş bir video editör. Yani bu ne demek? Daha böyle bir canlı efektleri var. İşte böyle göze hoş gelen işte stickerlar var. İşte transition'ları çok böyle göze vurucu gelen şeyler. Hani böyle daha Instagram kitlesini falan ya da böyle yaşı bize yaşları yakın kişilerin çok böyle cool bulmayacağı ama gençlerin çok seveceği tarz efektler var. Ve bir aynı zamanda da sosyalliği var. Sosyal medya kısmı var. Bu sosyal medya kısmı daha çok bu editing kısmını besleyen bir şey. Yani oradan insanlar işte inspire oluyor. Güzel bir şeyler görünce ben de böyle yapayım diyor. Biz orada günlük challenge'lar falan yapıyoruz. Yeni mesela bir efekt çıkartmışız. Onu kullanan challenge yapıyoruz ki insanlar öğrensin, kullansın gibi. Ve şu an alanında Amerika'da ilk 10'da yani foto video kategorisinde download alanında ilk 10'da. Zaten ilk 5'i işte YouTube, Instagram, Snapchat, Google Photos ve TikTok. Yani bu ilk 5'i dev böyle. Yani o ilk 5'i geçmek zaten bayağı zor. O yüzden şeye baktığınız zaman da diğerlerini dünyada en çok indirilen video oluşturma uygulaması. Yani video editing uygulaması. Yani rakamları işte 50 milyona yakın download'u var. Gerçi Vanity Metric hani download sayısı çok aşırı önemli değil ama yani şey de çok güzel gidiyor. Hani rankingleri ve geri bildirimleri. Bu nasıl buraya geldi? Onu şey yapayım. Şimdi biz hani şeyde bırakmıştım hani Pixary kurma hedefimiz işte inovatif son kullanıcıya yönelik kullanması kolay uygulama yapmaktı. Şimdi fakat o zaman biz iki kişiyiz ortağımla ve hayatımızda bir uygulamadan bir para kazanma ya da bir ürün şeyi bile yok. Teknik kısmını çok iyi biliyoruz. Ama hani bunu nasıl pazarlarsın, ürünle nasıl çevirirsin, nasıl para kazanırsın yani kullanıcı feedback'ini nasıl alacağım falan hani onlar pek yoktu. Biz de dedik ki kendimize bir zaman verelim. Yani bu MBA gibi düşünelim yani. Burada öğreneceğiz yani biz şeyi. Çok para kazanma kaygısı olmadan çok basit bir şekilde uygulamayı çıkartalım dedik. O sırada da işte bir yandan da yurt dışına bir danışmanlık veriyorduk kendi alanımızda. İşte Silikon Vadisi'nde bir firmaya. Bir yandan da hani onlar için faturalı çalışıyorduk. Biz o ilk MVP'yi işte çıkarttık. Apple bizi Best New Apps'e koydu. Apple'dan da çok bir tanıdık da yok. Yani orada hakikaten bir tabii inovatif kısmı vardı yani. O ilk app Boomerang'ın hani şu Instagram'ın Boomerang app'i var ya. Onun efektli hali gibi bir şeydi. Böyle 1,5 saniye video çekiyordu. Onu böyle loop eden şekilde oynatıyordu. Ve bazı efektler vardı.
Zaten Funimate ismi de oradan geliyor. Fun ve Animate'den geliyor. Hani bir animasyon yapıyor loop eden ve fun şeyi. Tam bir mühendislerin bulduğu bir isim yani. Yan yana koyup işte. Ama şansımızda hani domaini boş falan hiç böyle şey yok. Hani o açıdan güzel bir marka şey de oldu. Biz bunu çıkarttık. Yani sonra feedbacklere bakıyoruz şeyleri. Daha çok böyle gençler kullanıyor. Yani öyle şeylere göre biraz daha böyle onlara yönelik video editör şeyine doğru kendisi evrildi. Yani biz ilk başta böyle o kitleye hedefleyerek başlamamıştık. Bir hedefimiz de yoktu yani ilk şeyde. Şu kitleye şöyle yapalım falan gibi bir şeyimiz yoktu. Yani 1,5 sene kadar falan biz şeye dışarıya iş yaptık. Tiffany Mate kendi ayakları üstünde durmaya başlayınca, yani kendi ayakları üstünde durması da yani 4 kişinin maaşını çıkaracak şeye. Biz gerçi çok az hani bir kendimiz şey yapıyorduk ama hani onu çıkaracak kadar olunca biz diğer tüm işleri bıraktık ve Funny Mate'e odaklandık. O da tabii ayrı bir şey yani odaklanınca daha da hem stres geldi hem başarı da bence biraz öyle geldi. İşte o günden bugüne de yani o şey de devam ediyor. Abi peki şey yani şimdi Funny Mate'in de Impresson'daki Impresson hikayesine birazdan geleceğiz. Ben bir Türk firmasının yaptığını bilmiyordum. Seninle podcast'te uzlaştıktan sonra bir bakayım dedim hani nedir ne değildir datalar özellikle. Epeni kullanıyorum bu arada datayı yani zaten mobil dünyada olanlar bilir. Orada ilginç bir şey gördüm aslında Funimate TikTok'tan ki TikTok ondan önce herhalde Musical.ly'di. Musical.ly'den önce install'u var gözüküyor. Ve hatta böyle o ilk TikTok'un var olduğu zamanlar Funimate'in install'u daha fazla. Bu tabii Amerika iOS'tan bahsediyorum yani sonuçta. İşte mobil dünyadaki bir numaralı pazar Amerika iOS olduğu için. Ve sonrasından TikTok böyle bir günde mi, bir haftada mı 1 milyon install oluyor. Böyle inanılmaz bir seviyeye geliyor. O günleri biraz anlatabilir misin? Ben çok yani şahsen çok merak ediyorum. Evet yani şöyle TikTok'la Musical.ly'nin şeyi şu. TikTok daha çok Asya pazarında büyük. Musical.ly de Amerika pazarında daha şey. Yani biz TikTok'u çok bilmiyorduk zaten hani alınca Musical.ly'yi biliyorduk. Ya o günler şöyle, şimdi onlar bir sosyal medya şeyi, yani şeye oynuyorlar, mese oynuyorlar. Yani şöyle düşün, onlar Instagram gibi, bizimki de Photoshop gibi. Bizim daha çok tool aslında, yani o şeye yönelik. Biz, onlar böyle patlayınca tabii doğal olarak acaba biz de öyle olabilir mi gibi hani şeyler düşünüyorduk. Şimdi onların patlaması bize böyle bir dalgayı yükseltti yani. Ya fakat orada şey dinamikleri giriyor işte. Bizim bir yatırımcı şeyimiz yoktu ve Türkiye'de de bu tarz bir şeyi bilen yatırımcı da çok yok. Onlar Çin'den çıkma ve işte Çita mıydı? Çita Mobile sanırım yatırımcıları ilk şeyleri. Ve hani bu pazarı zaten çok büyük uygulamaları var. Böyle koklamasını falan çok iyi biliyorlar. Ve çok ciddi para da yani onlar için çok küçük bir para ama arkadan bir ittirme tutacak mı tutmayacak mı hani onu da çok şey biliyorlar. Yani onların öyle bir şey vardı. Yani biz orada tool'da kalma şeyini biraz karar verdik. Yani sonuçta rakip gibi de olabilirdi. Bilmiyorum öyle bir şey yapsak yani o çok ciddi bir yatırım gücü gerekiyor. Yani hala TikTok'un işte görüyorsunuzdur reklam bütçelerini falan. Müzikli de o zaman çok ciddi reklama yatırım yapıyordu. Yani biz onlar bize şöyle bir faydası oldu. Bizim kitle Funimate yaptığı videoları paylaşacak ciddi bir mecra oldu. Yani orada şey yapıyorlar şu anda. Hani ciddi bir şekilde orada paylaşıyorlar. Yani bizim sosyallik kısmımız daha çok tool'u besleyen. Yani tool çevresinde bir sosyallik. Yani onlarınki gibi daha böyle mese oynayan bir sosyallik değil. Evet. Yalnız son döneme baktığımda bu özellikle 2019'un başından itibaren şeyi de gördüm yani Funimate'in install sayıları inanılmaz yükselmiş ve stabil bir şekilde öyle hani orada bir sadece böyle bir günlük bir haftalık peakler değil stabil bir yükseliş var ve aynı zamanda TikTok'un da böyle düşüyor. Ben de dedim acaba yani burada bilmediğimiz bir şeyler mi var ya TikTok'un pazarından hakikaten pay çalınmaya başladı ve yani TikTok sonuçta yani dediğiniz gibi yani Asya'da büyüdü Amerika'da da ama inanılmaz büyüdü. Ama belki de bir durağan devresine giriyor. Çünkü her sosyal medyada bunu görüyoruz. İşte Facebook'ta girdi, Twitter'da. Yani çoktan girdi zaten. Acaba Funimate için bir fırsat mı geliyor? Ya şöyle şimdi ben o artışın şeyini anlatayım. Şimdi biz